Efendim bir izleyicimiz de devlet imamları, para imamları arkasından namaz kılınır mı? Bütün imamlar arkasında namaz kılınır. Devletin tayin ettiği imamlar, devlet onların maaşını veriyor. Dolayısıyla orada vazifeli olmuş olur. Devlet onun, o imamların ihtiyacını karşılamış oluyor. Karşılamazsa ne olur? Cemaatin karşılaması gerekir. Aynı şeydir. Yoksa imama hem git çalış hem de gel burada imamlık yap demek doğru değildir. Bu dine saygısızlık olur. Bu aynı zamanda imama, alime saygısızlık olur. Evet, arkasında namaz kılınır. Kılınmaz diye eğer bir hüküm verirsek, Resulullah Efendimiz'in hükmüne ters bir hüküm vermiş oluruz ki, Resulullah Efendimiz buyurdu, iyi veya kötü, her ne olursa olsun, her imamın arkasında namaz kılın diye emretti. Yani siz bu tercihi yapmayın. Siz bu hükmü vermeyin. Eğer o öndeyse arkasında namaz kılabilirsiniz dedi. Hüküm böyledir. Biz hükmü vermiyoruz. Hüküm Resulullah Efendimiz'e aittir. Hükmü böyle vermiş. Yoksa insanlar kendi kendine arkasında namaz kılacak imamlar arar. Bu doğru değildir. Herhangi bir camiye gittiğimizde, bir mescide gittiğimizde orada kim öndeyse arkasında gönül rahatlığıyla durup namazımızı kılıyoruz. Önce biz Allah'ın huzuruna çıkıyoruz. O sadece öndedir. Elbette ki böyle bir durum söz konusu değilse işlerinden imamlığa en müsait kimse o öne geçer, namazı kıldırır. Bütün imamlar arkasında namaz kılınır. Buna beraber onlar hakkında böyle suizanda bulunmak doğru değildir. Elbette ki o makama layık olanlar vardır, layık olmayanlar vardır. İşi sadece para için yapanlar da vardır. Boş kalmayayım, maaşımı alayım diye iş yapanlar da vardır. Ama bunu böyle araştırıp hüküm vermek doğru değildir. Çünkü her imamın arkasında namaz kılınır. Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Evet.